Arkadaşlar iyi çalışmalar. Örneklerimize devam ediyoruz. Dizideki elemanları sıralama örneğimiz. Hemen bir dizi oluşturalım arkadaşlar. Integer dizi diyelim. Eşittir. Elemanları atalım. 10 adet eleman atayalım arkadaşlar. 3, 5, 15, 2, 4, 9, 20, 25, 8. Kaç adet olduğunu sayalım. 2, 4, 6, 8, 9 olmuş. Bir tane daha vereyim. En son 6 olsun. 6 yok sanırsam. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu küçükten büyüğe sıralatalım. İntijer i ve j diye iki tane değişken oluşturalım. İki, iç içe iki for döngüsü oluşturacağız. I eşittir 0'dan başlasın. I küçük olsun 10'dan. I artsın 1, 1. Tekrar for. J eşittir 0'dan başlasın. J küçük olsun. I'den. J artı artı diyelim arkadaşlar. Tekrar parantez açalım. Burada bir koşul belirtelim. İlk yani for i'de ilk elemanı alsın ve onu karşılaştıralım. Şu şekilde yapalım. Dizinin i'si küçükse ya da büyükse herhalde dizinin j'sinden. Yani böyle dizinin ilk elemanı büyükse değiştireceğiz. Küçükle yer değiştireceğiz. Hemen bir parantez açalım. Bir int geçici diye bir değişken oluşturdum. Bu dizinin i'sini önce hafızaya alsın. Ve dizi i'ye biz j'yi atayalım arkadaşlar. Dizi j. Daha sonra dizi j'ye de geçici bir atalım. Muhtemelen oldu. Hemen bunu ekranda yazdıralım. Tekrar bir for döngüsü oluşturuyorum. For i eşittir 0, i küçük olsun 10, i artı artı printf diyelim. Yüzde de şöyle bir boşluk vereyim. Dizinin i'si. F11 ile çalıştırıyorum arkadaşlar. 20 büyükten küçüğe doğru sıraladı. Şu kısmı ters yapmışız. Hemen küçük diye düzelttim arkadaşlar. F11'i başlattım. 2, 3, 4, 5, 6, 8 yani küçükten büyüğe doğru gitti gördüğünüz gibi. Şuradan 9'u 1 yapıyorum. En küçük sayı 1 olsun. Bu arada 20'yi de 200 yapıyorum. Tekrar bir daha bakalım. 1'den başladı. En büyük sayı 200 sonda. Arkadaşlar bu örnek uygulamamız bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.